Basar! Basar! Dünyanın en berbat reklam metinlerini yazmışsın. Bunu bir başkası, yani Müfit yazsa o kadar aldırmazdım. Ama senin gibi yetenekli bir adamın yazmasına inanamıyorum. Ama Önder Bey... Bırak şimdi amayı mamayı. Şu yazdıklarına bak. Efendim, rüya ütüleri her şeyi dümdüz eder, dümdüz gider. Kısmet televizyonları ile her haltı görürsünüz. Bahar frit özleriyle, frit üveyleriyle bile frütize çevirebilirsiniz. Lan. Al şunları düzelt, anladın mı? Al şunları düzelt. Müfit evladım, seni de tebrik ederim. Bugün çok iyisin. Sağ ol. Ulan yazdıklarına dikkat etsene, eşek sıpası. Kariyerimi mahvedeceksin. Ne yapayım oğlum? Elimden ancak bu kadar geliyor. Eşek kafam fazla çalışmıyor ki. Vurmasana oğlum kafama. Aa şuna bak ne. Babasının kafası gibi vuruyor. Vurmasana oğlum. Bu işte. Abim beyefendiyi evlendireceğim diye bir de dünyanın kitap masrafını yaptın. E ne yapalım kızım? Belki bununla evlenir diye her model, her şekil kızı götürmek zorundayız. Günün birinde tutturacağız inşallah. Vallahi anne moralini bozmak istemem ama nasıl bir kız bulursan bul abim yine de bence evlenmeyecek. Sus bakayım, şamazlık yapma. Ah ah, Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evlilik kurumuna o kadar saygılı, o kadar inançlı ki... ...çayına kahvesine bile kesme şeker yerine nikah şekeri atıyor. Ya! Ya! Of of! Ne yapacağız şimdi be gözüm abla? Masarımın ruhu en yakın arkadaşının bedeninin içinde... ...onun bedeninin içinde de arkadaşının ruhu var. Bu durumda en doğrusu kitaba bakmak olacak Ruhsar'cığım. Dur bakalım. Ruhun başka bedene girmesi... ...ruhun başka bedene... Hah! Buldum. Dur bakalım ne diyor. Ne diyor gözüm abla? İkisini de sihir yapmadan kendi rızalarıyla bir araya getirip sihiri bozacaksın Ruhsar'cığım. Yani tek tek olmuyor. Üstelik hiç sihir yapmadan Basar'la Müfit'i kendi rızalarıyla bir araya getireceğiz? Evet Ruhsar'cığım, aynen öyle. Ha, bir de bu arada bu beden değiştirmiş insanlara sakın oradaki başka bir sihir yapmayacaksın, anladın mı? Sonra neticeleri çok kötü olabilirmiş. Tamam, anladım. Eşinize bir tane cazırt ekmek kızartma makinelerinden alın. Eşinizin ekmekten önce yüzü kızarsın. Hoppala. Bu masar iyicene sapıttı. Şelale, bana acele masarı gönder. Ha bir dakika, Müfit de gelsin. İkisi birden, evet. Bastır tost makinesi hediye aldınız. Herkes de dost olursunuz. Olmak istiyorsanız dost, alın bastır tost. Rezalet, rezalet! Bizi çağır mısınız Önder Bey? Evet, özellikle seni çağırdım Masar Bey. Bu hazırladığınız reklam metinleri Titanik faciasını gölgede bırakacak kadar bir facia. Ama Önder Bey... Sus Müfit, bu salağı korumaya çalışma bana. Meğer Sok. Sen ne iyi bir reklamcıymışsın evladım. Hadi sen işin başına dön, çalışmaya başla. Ben biraz masamla görüşeceğim. Kanka, kanka. Sen nereye? Gel buraya salak. Ben sana mı git dedim? Salak Masar. Salak. Önder Bey acayip bağırıyordu vallahi. Bilmiyorum bunun sonu ne olacak yani. Ne oldu? Önder Bey çok kızdı mı Masar'a? Bana ne kızacak canım? O Müfit salağına kızıyor. Müfit mi? Masar demek istedin herhalde. Evet. Öyle diyecektim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Abim yok galiba Şelale Hanım. Önder Bey'in odasında. Güzel. Ne haber Müfit? İyilik. Senden? Benden de. Kusura bakma. Dün akşam telefonu yüzüne kapatmak zorunda kaldım. Annem gelmişti de mecburen. Hey Müfit, abimle konuşabildin mi? Neyi konuşabildim ben? Müfit, neyi olacak? Tabii ki ilişkimizi. Nasıl yani? Bizim seninle ilişkimiz mi vardı? Aman be Müfit, salaklaştın yine. Hani abimle konuşup benimle evlenmek istediğini söyleyecektin? Vay adi cüce. Demek benim kız kardeşim de gözü varmış. Müfit sen iyice saçmaladığının farkında mısın? Kimin senin kız kardeşinde gözü varmış? Hem senin kız kardeşin bile yok ki. Evet. Ama yine de bu senden beklemezdim Firdevs. Bana bak Müfit. Bu da yeni taktiğin galiba. Eğer konuşmak istemiyorsan bunu erkek gibi mertçe söyle. Bana böyle deli numaraları falan yapma. Firdevs...
Ya kanka, içeride bir araba dolusu fırça yedim. O yediğin fırça şimdi benden yiyeceğin fırçanın yanında kirpik kılı gibi kalacak Müfit Efendi. Hoppala. Oğlum ne diyorsun sen be? Bir de kankam olacaksın. Yuh lan sana, yuh lan. Ulan başka kız mı yoktu da gittin kız kardeşime sulandın ha? Kız kardeş mi? Ne kız kardeşi ya? Ne oluyor bunlara be? Az önce Firdevs'ten her şeyi öğrendim. Hiç onun için boşuna çeneni yorma, tamam mı? Ne yapalım be? Kankaysak yani kız kardeşini sevemez miyim? Ulan ulan dua et. O gözün çene. Bana öyle mi ya? Durun ya. Kırabilir miyim? Nasıl şeker üstüne? Ben Masal abiye ben de küçük olurum zaten. Ayıralım şunları ya. Ya bir dakika. Göreceksin abi bir dakika. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Göreceksin sen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Annenin sana bulduğu kızlardan biriyle gidip evleneceğim. Akıllı, akıllı, akıllı. Hele öyle bir şey yapmaya kalk. Vallahi mahvederim seni. Ben... Kimin annesi kime kız buluyor hiç bir şey anlamadım. Sen şimdi... Ne oluyor burada be, nedir bu gülürtü? Dingo'nun ahırına çevirdiniz burayı be. Önder Bey, ben izin alabilir miyim efendim? Git, zaten bir işe yaramıyorsun, hadi. Ben de çıkabilir miyim Önder Bey? Hayır. Müfit evladım, bugün yaptığın işler çok iyiydi. Yapacağımız işler var, sen burada kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm iyi.